Niye buraya geldik Gediz? Hani sana mühim bir şey anlatacaktım ya Nare. O zaman bayağı bir kafa dağıtılası bir şey bu Gediz. Kesinlikle öyle Nare. Nare. Ya yol boyunca gergindin ya. Onun için bir şey yaptım. Biliyorum. Hadi söyle, ne söyleyecektin? Ben böyle ciddi bir adam falan değilim. Tamam. Kafaya bir şey takma. Umursamam. Öyle keyfim ne emrederse o. Hadi canım. Ya öyle. Öyle. Öyleydim. Şeyden önce. Senden. Ben seni önemsedim. Dinledim. Çok mutlu oldum istedim. Biliyorum. Bir nokta var. Tamam mı? Böyle bir yer var, bir çizgi var. Orayı aşınca dedim ki sen de beni gör. Ha? Gediz var da mesela. Varmış de. Gediz, lütfen seni önemsemiyormuşum gibi konuşmaz mısın? Ya canım benim, önemsediğini biliyorum. Biliyorum da. Ya hep ben sana nasılsın diye soruyorum ya. Gediz. Ya öyle sistemli bir yerden söylemiyorum. Sadece... Nasılsın diye sormak yetmiyor artık bana. Şimdi sana söyleyeceğim hiç söylemem sen ne dedim. Bu bana sancara mal olacak. Hatta oldu bile. Ben sadece mi düşman olacak kadar. Asla yapmam diyeceğim şeyleri yapacak kadar. Kendime hayret edecek kadar. Sana aşığım var.
Değilsin. Değilsin Gediz, değilsin. Sen benim en iyi arkadaşımsın, sen değilsin. Ben bunları kendime söylemedim mi zannediyorsun? Gediz, sen Nare'ye aşık değilsin. Sen onun en yakın dostusun Gediz. O bir destanın alaca kuşu oğlum. Ama işe yaramıyor işte. Kadın aşk öyle böyle dağın diye adamın suratına bir tane koyuyor. Ne dostluk dinliyor ne destan. Dinler, dinler vallahi dinler Gediz bak gerçekten dinler. Biz dostuz. Ya Gediz biz dostuz. Dostlar aşık olamaz diye bir kural var da ben mi bilmiyorum? Hayır dostlar aşık olur. Ama dostunun sevdiği kadına olmaz. Hadi ya. Seçiliyor muydu o öyle? Seçemesen de. Seçemesem de ne? Seçemesem de ne? Sussa mıydı? Sustum zaten Nare sustum. Bağıra çağıra sustum. Git sus. Yine sus. O iş öyle olmuyor işte. Sancar geliyor senin canını yakıyor benim canım acıyor. Sevdiğinin canının yanması ne kadar pis oluyor biliyor musun? Gediz yapma. Ha? Sen Sancar için gelip omzumda ağlarken buram acımıyormuş gibi yapmak ne kadar pis oluyor sen biliyor musun? Şimdi de senin için ağlıyorum. Memnun musun? Benim yalnız ağlamam lazım. Göz, gittin mi? Sancar Bey yana yakala seni aramaya başladı ha, haberin olsun. Elvan. Nare? Gülüm sen ağlıyor mu? Elvan bir taksiye atlayıp beni almaya gelir misin? Yaram çok acıyor. Kendi başıma taksi bulamam ben şimdi. Şimdi konum atacağım sana tamam mı? Tamam Gülüm tamam sen ağlama. Tamam ben geliyorum. Konum at uçuyorum. Kendim seni eve götüreyim ha? Böyle yaralarına falan dolaşma. Gediz. Hani bana sen bir şey söylemiştin hatırlıyor musun?
dostun cesetle gelse mezar kazarsın demiştin. Vardır bir sebebi dersin ya. İnsan sevdiğine böyle söyler. Kapına cesetle geldiğinde, adam öldürdüm dediğinde sorgusuz sualsiz mezar kazmaya başlarsın. Hatırlıyorum. Sen şimdi o açtığın mezara aşkını değil de dostunu mu gömdün Yediz? Hanginizi gömeceğimi seçmek benim için de çok zor oldu, biliyor musun? Umarım zor olmuştur. Eğer zor olmadıysa sen dostluk ne demek bilmiyorsun demektir. Dostun kapına cesete gelse, adam öldürdüm dese, gider mezar kazarsın dediğim gün sana bir şey daha söylemiştim. Hatırlıyor musun? Ne demiştin? Hatırla ya, hatırla. Hani yine hiç kendini düşünmediğim bir gündü. Yani birazcık kendini düşün ya, birazcık. Biraz kendini düşün demiştin. Evet. Yine diyorum. Birazcık kendini düşün diyorum. Biraz, biraz. Biraz ya. Biraz. Sana aşığım diyorum. Sana diyorum ya, sana. Sen kalkmış bana sancarı gömdün. Dostluk nedir bilmiyorsun diyorsun. Neredesin sen Nare ya? Neredesin? Nare nerede? Allah aşkına. Sancardan bağımsız bir Nare yok mu ya? Ya sen benim aşkıma bile sancardan bağımsız hayır diyemiyor musun? Ben ondan bahsetmedim ki. Ben dostluktan bahsettim. Ben güvenden bahsettim. Tamam işte. Tamam o zaman Nare. Önüne dostluk kadar güvenebileceğim bir aşk seriyorum. Senin dostluğun güvenilir değil ki Gediz. Bugün aşkı için dostunu satan yarın aşkını da satar. Dur. Az bekle. Allah cezanı vermesin Gediz abi, sana söyleme dedik değil mi? Diyorum ben. Ben götürürüm seni. Hastaneye gidelim önce, şu yarana baksınlar, ayakta kal. Yok yok, gerek yok, sağ ol.
Ben zaten Elvan'ı çağırmıştım. Senden son bir kez dostluk isteyebilir miyim? Belki satarım ama sen yine de iste. O bunları bilmeyecek. Sancar her şeyi biliyor. Ne? Ben adamı böyle yüzüne yüzüne satarım işte. Kardeşlerim lan ben senin! Kardeşlerim! O kadar... O kadar senin hiçbir şeyin! O kadar çok acıcekti lan! Çok acıcekti! Tecavüz oranı! Sevdiği adam kapının önüne koyuyor! Üstüne uçurumlar attığını! Benim yüzümden bir daha acı etmeyecek! Kiminliği bozacak kadar inandın ha! Kiminliği bozacak kadar inandın ha! İnandım lan! Yeminimi bozacak kadar inandım. Senin acını umursamayacak kadar inandım. Lan! Neden lan? Neden inandın? Neden lan? Bak elinde kalacak. Neden lan? Neden? Aşıksan inanırsın lan! Çok aşığım Sadıç. Kusursuz inanacak kadar aşığım. Siz en başından beri beni paylaşamıyordunuz. Aynen öyle. Nasıl? Epey susmuşum ama değil mi? Gediz. Benden nefret et. Ama bana acıma Nare. Niye sana acımayayım, senden nefret edeyim Gediz? Çünkü Sancar Nare ile konuşursan... benimle düşman olmayı göze al dedi Nare. Ne yani Gediz? Sen şimdi benim sevdalımla düşman mı olacaksın? Aynen öyle Nare. Bu düşmanlıkta bir daha yanağımı çeviren taraf ben olmayacağım. Bana her ne yaparsan misliyle karşılık vereceğim. O yüzden benden nefret etmeye başla Nare. O buraya geldiğimizi bilmeyecek. Bana söylediklerini bilmeyecek. Sadıcına ihanet ettiğini bilmeyecek. Seni konaktan kaçırdım ve seninle konuşmadım öyle mi? Benim Sadıç bunu yemez. Yer. Hı. İnandırırız. İnandırırım. Bak ben velayet davasını kazandıktan sonra zaten buralardan gideceğim. Hepinizin hayatından çekip gideceğim ben. Ya şunun şurasında 3-5 gün kaldı. O zamana kadar da susarız. Ve ben sizin hayatınızda yokmuşum gibi siz kendi hayatınıza da, sadıçlığınıza da, ortaklığınıza da devam edersiniz. Kaç kuşaktır birbirine bağlı olan iki aileyi ben dağıtmayacağım Gediz. Dağıttın zaten kızım, dağıttın, dağıttın. Sen o ailelerden birinin kurbanı olarak dağıttın. Halis Efe'ye adam tutup benim sevdiğim kadına saldırtmadın. Kuman benim sevdiğim kadına iftira atmadı mı? Sevdiğim kadının kızının canını yakmadı mı? Sancar'ın hamile bıraktı Kuman. Sen git İsviçre'ye ya, merak etme, ben her şeyi unuturum. Sana yaptıkları her şeyi unuturum. Akın'dan 2 milyon alıp seni o tekneye bindiren Yahya'yı da unuturum. Karnındaki yaranın sahibi olan Yahya'yı da unuturum. Yahya olamaz ki. Yahya Akın'ı tanımıyor bile. Elvan'a sor.
O anlatsın. Ne de olsa Yahya'yı enselediğimizde birlikteydik. Bahar'a. Elvan arabaya bin. Arabaya bin dedim Elvan, lütfen. Ben hep anlaşılmak istedim, biliyorsun. Seni de beni anladığını sandım ve çok mutlu oldum. Ama ben zalim kralın elinden kurtarılması gereken bir prenses değilim Gediz. Ben içimdeki kanuna göre yaşayan yalnız bir kadınım. Direnmek benim kanunum. Konağına da, efesine de, ağasına da, kurban edilmeye de, kurtarılmaya da hepsine direndim ben. Çünkü benim adım Nare. Direnç demek. Haykırmak demek. Nar demek, yanmak demek. Bugüne kadar ne toprağın ne de suyun yangınımı söndürmesine izin vermedim. Vermem. Ama yangınımın da sizi yakmasına müsaade etmem. Uçar giderim. Benim yüzümden düşman olmayın Gediz. Çünkü ben bir ganimet değilim.